Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte irmik helvası kavuracağız. Malzemelerimiz, tereyağımız, irmiğimiz ve şekerimiz bulunmakta. Ben 1 su bardağı irmik ve 1,5 su bardağı şeker kullanacağım. Ve gördüğünüz gibi tereyağımız var. Şimdi irmik helvamızı tereyağımızla güzel bir şekilde kısık ateşte kavuracağız. Çok şahane, güzel bir helva yapmış olacağız. Hadi bakalım nasıl olacak tatlımız. Beraber yapmaya başlayalım. Öncelikle tenceremizi ocağımızın üzerine aldık. Hemen elimizde tereyağlarımız var. Şimdi tereyağlarımız biraz eriyince hemen irmiklerimizi koyacağız. Bir su bardağı irmiğimizi koyuyoruz. Yavaştan yavaştan kavurmaya başlayalım. Tereyağlarımız erimeye başladı. Yavaş yavaş kavurmaya başlayalım. Kısık ateşte kavuralım. Püf noktası çok yüksek ateşte olmuyor. Kısık ateşte yapılan irmik helvası daha güzel pembeleşiyor. Yakmadan yavaş yavaş karıştırarak irmik helvasını kavuralım. Hafif biraz kavruluyor gibi olunca ben bir yemek kaşığı un koyacağım arkadaşlar. Onu söylemeyi sizlere unuttum. Onu da paylaşmak istiyorum. Yavaş yavaş pembeleşmeye başladı. Bu arada bir yemek kaşığı un koyacağım. Daha kıvamlı olacak. Onunla da karıştıralım. Güzelce. Şimdi kavurmaya başlıyoruz. İrmik helvasını sürekli karıştıracağız arkadaşlar. Yanmaması için, her tarafı eşit şekilde pembeleşmesi için. Karıştırmaya devam ediyoruz. Çok hafif bir tatlı. Ben bu tarifle yapıyorum. 1 su bardağına, 1,5 su bardağı, 2,5 su bardağına yakında su koyuyorum. Ilık su. 1 yemek kaşığı un koyuyorum. Bu şekilde malzemelerimiz. Ben helvayı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hemen bir misafiriniz geldiğinde ikramlık olarak 10 dakikanın içerisinde hazır. Tatlı olarak servis edebilirsiniz. Üzerini süslemek için ceviz koyabilirsiniz üstüne. İçine koyabilirsiniz. Bırakmadan karıştırınca biraz kol ağrısı yapıyor. Ama her tarafı eşit bir şekilde olması için bu şekilde devamlı karıştıracağız helvamızı.
Biraz daha kavurduktan sonra pembeleşince irmik helvamızı sizlere göstereceğim. Arkadaşlar yavaş yavaş pembeleşmeye başladı. Bu arada ılık suyumu hazırladım. Ölçümü koydum. 2,5 su bardağı su koydum arkadaşlar. Bir kase şekerimi de içine koyup eriteceğim. Biraz daha kavrulsun. Yavaş yavaş helvamız kavruluyor. Şimdi burada suyumuz var. Şekerimizi boşalttık. Bir kaşık yardımıyla içindeki şekeri eritelim. Şekerimizin iyice erimesi gerekiyor. Bu arada helvalarımı da unutmuyorum. Yanmaması için bir elimle de irmik helvasını kavuruyorum. Şimdi tekrardan karıştıralım. İyice erisin şerbeti. Helvalarımızı da bırakmak istemiyorum. Tekrardan kavurmaya devam. Oh, çok güzel kokuyor. Helvanın kokusunu bilenler beni daha iyi anlar. Burcu burcu kokmaya başladı. Tereyağlı. Çok güzel. Şerbetimiz hazır. Biraz daha kavrulduktan sonra içerisine boşaltacağım. Helvalarım kavruldu. Şöyle sizlerle birlikte rengine bakalım. Gayet güzel pembeleşti. Şekerimiz eridi. Son hali. Artık daha fazla yanmadan şerbetimizi dökelim. Yavaş yavaş. Biraz dibindeki şeker erimemiş. Biraz daha eritelim. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi irmik helvasının suyunu da koyduk. Şerbetini ayarladık. İrmiğimiz güzel güzel pembeleşti. Artık kapağımızı kapatalım tenceremizi. Şimdi kısık ateşte kendi kendine dinlensin. Suyunu çeksin. Kıvama gelsin. Sizlerle birlikte bakalım. Sonucunu görelim.
Yavaş yavaş kıvama geliyor. Oluyor gibi artık irmik helvamız. Suyu yavaş yavaş azaldı. Kıvamı biraz daha içini çektikten sonra bekleyeceğim. Dinlensin. Ondan sonra servis tabaklarına koyduğumda sizlere göstereceğim. Kıvamı bu şekilde. İrmik helvamız hazır arkadaşlar. Artık şöyle kaseme koyacağım şekil vermek için. Tane tane oldu. Hemen şöyle servis tabağım var. Ters çevireceğim. Orta kısmına böyle şekil verebilirsiniz. İç kısmına ceviz, Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi koyacağım. Şimdi Hindistan cevizimiz var. İçini bu şekilde süslüyorum. Evet arkadaşlar, ellerime sağlık. Bizlere afiyet olsun. Kıvamı gayet güzel oldu. Lezzeti de çok güzel olmuş. Tavsiye ederim.